Herkese selamlar. Ne zamandır Türkiye'ye gitmiyordum. Bugün Londra'dayım. Bir Türk mahallesine gitmeyi düşündüm. Bakalım Türk mahallesine gidip özlemi dindirelim. Yani Türkiye'ye gitmemiz belki uzun bir süreç alacak ama şimdi bir Londra'nın bir avantajı var. Bu tarz yerler, Türk yerleri mevcut. Haringey de onlardan birisi. Yani gidemeyeceğiz gibi bu aralar Türkiye'ye. Çok zor görünüyor. Son zamanlarda çıkan bu Türkiye'deki korona vakaları vesaire biraz sıkıntıya girecek gibi. Şimdi bakalım bir gezelim neler varmış Türk mahallesinde. Geldik, neler varmış. Şöyle bir dolanalım diyorum. Türk mahallesindeyiz. Görüldüğü üzere her yerde Türk mekanları ve Türk marketleri, Türk dükkanları mevcut. Burada yaşayanların çoğu Türk. Zaten Kuzey Londra'da yer alan bir bölge, Haringey bölgesi. Yani Türk nüfusunun çoğunlukta olduğu yer Kuzey Londra ve buradaki mekanların çoğu da Türk mekanları. Aranılan lezzetleri, Türk lezzetlerinin hepsinin burada olduğunu söyleyebilirim. Gözleme, mantı, baklava, döner, kebap vesaire, çiğ köfte, yani aradığınız her şey var. Burada Dijitürk dükkanı bile var. Yani onu da gördüm. Burada bir yemek yedim bugün. Size bu yediğim yemeğin fiyatlandırma detaylarını biraz daha göstereceğim bu videoda. Ancak öncesinde bir markete girdim. Market fiyatlarını biraz inceledim. Kısa bir video oldu. Birazcık göstermek bağlamında bir video yapmak istedim. Bu videoyu yaklaşık olarak birkaç ay önce yapmıştım. Sizlerle bayağıdır birlikte değildim. Bugün güzel bir video editlediğimi düşünüyorum sizlere. Sizlerle paylaşacağım. Bayağı da YouTube'da değildir. O yüzden videoyu beğenerek destek olabilirsiniz. Green light. Türk ürünleri var burada. Şöyle Türk marketine girdik. Fiyatları gösterelim biraz. Neler alacağız? Pardon abi. Şöyle peynir aldık. Peynir şurada 4 lira. 2,79 sucuk. Diğer ürünlerde şöyle fiyatlar. Kolay gelsin reis. Eyvallah. Şöyle ne alsak. Baklavanın kilosu 14 lira. Şöyle Türk ürünleri var. 50 kuruş. Şöyle fiyatlar var. Geldim şimdi şu an bir restorana. Türk restoranı. Fiyatları biraz daha size göstermek istiyorum. Burası fiyatlar olarak şöyle. Daha çok fiyatlar var. Çorba fiyatları var. Pide fiyatları 11-12 pound. Çorbalar 5 pound. Grill var, lamp döner var. Fiyatlar aşağı yukarı 10 liraya, 15 liraya doyurulacak efekti. Şöyle göstereyim. Şurada ne varmış? Cheesecake, bazı tatlılar var. Baklava 6,5 lira. Künefe 7,5 lira. Sütlaç 4,5 lira. Pound olarak tabi bunlar. Tiramisu var. Burada da bazı içecekler ve kokteyller var. Şöyle görebiliriz. Fiyatlar bu şekilde.
Şöyle döneri de özlemişiz dostlar. Çorbamızı yedik. Kusura bakmayın ama özledik ya, ne zamandır yemiyoruz. YouTube kanalı var da benim, oraya çekiyorum arada. Şöyle fiyatları göstereyim. Biraz mercimek çorbası 5 pound. Yine böyle ayran 2.8. Yine döner vardı 12.5. Şöyle de fiyatlar mevcut. Yani böyle sıradan belli fiyatlar pound. Yani Türk parasına çevirmemek lazım. Yani Türk parasına çevirdiğimizde fiyatları birazcık tabii ki fazla ediyor. Buranın birimine göre düşünmek gerekiyor. Buranın birimine göre belki normal fiyatlar. Yani ayda yılda bir Türk restoranına gelip yenilebilir. Zaten ben de bayağıdır böyle Türk mekanına, Türk restoranına gelmiyordum. Güzel oldu benim için de. Güzel bir video oldu. Videoyu burada kapatıyorum. Kendinize iyi bakın. Başka videolarda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.